Ee, bir mevzu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü o bugün gündem yok. Bir iki gün önceydi. Onunla alakalı ben Twitter'da konuştum ama Twitter'ı takip etmeyen varsa hala öyle şeyde yaşayan, mağarada yaşayan Porçay mevzusu. Porçay <laughs> bir YouTuber. Eee parodi içerik üretiyor anladığım kadarıyla. Ve bir video yapıyor. İşte bu Ezel'in sürekli yayınlarda esrar içerim, şöyle içerim, böyle içerim, cart cürt falan yapıyor ya rapçiler genelde. Ezel de bununla alakalı ama Ezel diyorum şey Porçay da bununla alakalı. Bunu da dalga geçen, bunu tiye alan bir içerik yapıyor. Bir video çekiyor böyle şarkı gibi. Orada da o esrar içerim her gün falan diye böyle dalga geçiyor. Ki bayağı eski de bir video anladığım kadarıyla. Ee, bunun üzerine ben de şeyden gördüm takip ettiğim e, birisi değildi e, ben Twitter'dan gördüm baktım girdim hani nedir ne değildir vesaire diye 3 yıllık mı video wow okey girdim baktım ve şunu öğrendim bu dosya için öncelikle salam bir tanesi şikayette bulunmuş hangi aptal bilmiyorum ama yani gerçekten üşenmemiş uğraşmış ve bununla alakalı bir şikayette bulunmuş. Sonra savcı buna bakmış demiş ki a dur ben bunu bir buna bir dava açayım. Böyle bir şeye neden dosya oluşturup dava açarsın? Yani normalde biri bunu şikayet ediyorsa bile, biri bununla alakalı bir şikayet oluşturduysa bile savcının a şey yürü, şeye gerek yok, kovuşturmaya gerek yok diyerek hiç davalaştırmaması lazım. Yazık yani dosya oradaki kağıt parasına yazık. Savcının kaybettiği vakte yazık. Oradaki insanlar onu bilgisayara girmek için uğraşıyor. Zamana yazık. Mahkemeyi boş yere e, meşgul ediyorlar. Ona yazık. Neyse açmış savcı da dava mahkemeye gitmiş ve mahkemede hani dersin ki tamam hadi savcı da açtı ee, hakim beraatine karar verir dosyayı kapatır gönderir diye bekliyorsun çünkü mizah gerçek değil yaptığı şey parodi insanlara uyuşturucu satmıyor insanlara arkadaşlar uyuşturucu çok iyi bir şeydir uyuşturucu için demiyor insanlara sadece yani bu dalga geçiyor ortadaki bir mevzuyla alakalı Hakim de 4 yıl 8 ay hapis cezasını vermiş. 4 yıl 8 ay. Uyur, eminim ki bakın gerçekten eminim ki uyuşturucu satıcıları bu kadar ceza almıyordur. 4 yıl 2 ay mı? 4 yıl 2. Tamam ben yanlış hatırlıyormuşum. 4 yıl 2 ay. Whatever, 4 yıl arkadaşlar boru değil. Ha 2 ha 8 açıkçası baktığınız zaman 4 yıl <laughs> Şaka gibi ya. Yani ortada dalga ya dalga geçiyor oğlum ne bileyim yani Levent Kırcan'ın da mezarına gidip Levent Kırca uyan. Ha demek darbeyle alakalı bir mizah skeç yaptın. O bu gerçek olabilir. Darbeci misin? Kalk. Kalk çık ulan mezardan çık. Yapacak yapılacak mı yani buna doğru gidiyoruz herhalde. Ya da ne bileyim dizilerde oynayan yani gerçek olmayan rol olan dizilerde oynayan oyuncuları atıyorum arka sokaklarda biri birini öldürdü gidip tutuklayacak mısınız cinayet işledi işte diye vallahi ona doğru gidiyoruz anladığım kadarıyla çünkü adam gerçek değil adam insanları uyuşturucuya yönetmek istemiyor adam mizah yapıyor adam e, belli bir grupla uyuşturucu içmeyi reklam yapan grupla hatta e, dalga geçiyor aslında iyi bir şey yapıyor baktığın zaman. Çünkü uyuşturucu içmenin özenilecek bir şey olmadığını göstermeye çalışıyor. Adama bayağı 4 yıl ceza veriyorlar. E, özendirme falan yok. Siktirin gidin ya. Hadi abim hadi toplayın tasınızı tarazla gidin. Özendirme var. Nereye var? Ya bir de şunu da söyleyeceğim. Eğer YouTube videosu izleyip uyuşturucu kullanmaya başlayacaksanız Normalin 3 katı falan kullanın da bir, bir şey diyeceğim olmayacak. Böyle bir salaklık olabilir mi? Youtube'dan dalga videosu ya uyuşturucuyla dalga geçen bir video izleyip nasıl uyuşturucuya başlayabilirsin? Deli misiniz amana koyayım ya? Ya şu video var mı? Porçay uyuşturucu yazsam çıkar mı ya? Şu değil mi? Ot içiyorum. Anlıyorum abi. Bakın arkadaşlar. Bak. Şu. içiyorum Sabah kalktığımda ot içerim Ben her gün ot kafası kafam bir dünya ot içmeyi severim Her gün her gece ben esrar çekerim Ot içim esrar çekiyorum zoruna mı geliyor Ben ot içerim her gün her gece ot içmeyi severim Ot içince ben uçarım ve de keyfim yerine gelir Ot içmek güzel bir şey ot içmek çok keyifli Bugün ne yapayım dedim ya belli ki sürekli şarkılarında böyle uyuşturucu, cart, cart, falan gibi mevzulardan bahseden insanlarla dalga geçiyor. Ki gördüğün gibi ya ciddi bir şarkı bile değil. İçerim, 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 ot içerim falan yapıyor. Yani bu ne demek ya buna hapis cezası vermek? Kaldı ki başta böyle komalı gibi yatıyor falan yani. Hani eğer bir şey anlayacaksan şunu anlaman lazım. Aa demek ki uyuşturucu içen insanlar mal uyuşturucu kullanan insanlar mal demek ya. A ya buradan bunu anlarsın. Anladın mı? Ki dediğim gibi yani YouTube'dan bunu izleyip de hmm ot içermiş. Porsche ot içerim deyip yapıyor. annem sar oradan bir kubar böyle mi oluyor abi? İnanılmaz gerçekten ya. O zaman yani eğer buna okeysek televizyonda ya da Netflix'te ya da YouTube'da ya da yayınlarda vesaire. O zaman hiçbir şeyin içinde cinayet olmasın arkadaşlar. Çünkü insanlar özenebilir. GTA oynamasın kimse. Counter oynamasın. Valorant oynamasın. İşte ne bileyim Türkiye'deki dizilerin çoğunda silah var. İzlenmesin. Ne bileyim Peaky Blunders izlemeyin ya da ne bileyim Godfather hemen yayından kaldırılsın. Çünkü birileri özenip milletin atının kafasını kesebilir. At düşmanlarımızın atının kafasını kesip yataklarına falan koyabiliriz çünkü. Reddedemeyecekleri bir şey teklif yapabiliriz. Whatever bu şeyler uzar gider uzar gider yani. Bu örnekler. <laughs> ya ne diyeyim Allah akıl fikir versin ya. Olamaz diriliş Ertuğrul da Ertuğrul bilmem kimin kafasını kesiyor. Hemen ben de babamın kafasını kesmeliyim. Baba! <laughs> Allah akıl fikir versin. Umarım e, en kısa zamanda dışarıya çıkar. Um ya dışarıya çıkar derken girmez. <laughs> Ki muhtemelen e, üst mahkemeye gidecektir. Umarım üst mahkeme beraatine karar verir. E, dediğim gibi kendisini tanımıyorum. Ama e, hani buradan şunu söylemek isterim. Hukuki olarak e, ya da maddi manevi herhangi bir şekilde özgürlüğünü kazanacaksa. Yapabileceğimiz bir şey olursa yapabileceğim bir şey olursa. Ee, ben bu ve bunun gibi olaylarda herkesin yanındayım bunu çok net bir şekilde belirtebilirim benim için tartışılabilecek bir konu değil ee, Allah yardımcısı olsun dediğim gibi elimizden ne gelirse e, bir yerlere ulaşmamız gerekirse ulaşırız ee, birileriyle konuşmamız gerekirse konuşuruz ee, İnsanlar bu gibi suçlardan ötürü gençliğini yakmamalı diye düşünüyorum bu insanlar tecavüzü değil, milletin parasını çalmamış, kul hakkını yememiş, e, hırsızlık yapmamış. Eğlenip içerik üretiyorlar yani diye düşünüyorum. Evet. <laughs>